10. sınıf kimya dersinin kazanım testlerini çözüyoruz. Birinci sorudayız arkadaşlar. Birinci sorumuzda bizden ne istenmiş? Kimyanın temel kanunlarıyla arkadaşlar bu kanunları bulan bilim insanları arasında bir eşleştirme istenmiş. Bakıyoruz kütlenin korunumu kanunu arkadaşlar. Kütlenin korunumunu bulan kişi nedir? Anthony Lavoisier'dir arkadaşlar. Birin karşısına A yazıyoruz. İkinci kanunumuz arkadaşlar katlı oranlar. Katlı oranlar kanunu bulan Dalton'dur. Dalton'un karşısına da B yazıyoruz arkadaşlar. O zaman geriye de sabit oranları acaba bulan Prus mudur? Evet arkadaşlar. Dolayısıyla karşılaştırmamız 1-2-3'ün karşısında ACB olmalıdır arkadaşlar. Cevabımız Bursa olmalıdır. İkinci sorudayız. Aşağıdaki tepkime de tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir arkadaşlar. Buna göre diyor. Propenin yani C3H4'ün kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş arkadaşlar. İlk sorulmuş. Tepimeye girenlerin kütlesinin toplamı tepimeden çıkanların kütlesinin toplamına eşit olmalı. Yani kütlenin korunumu ile ilgili bir soru sevgili arkadaşlar. Çıkanların kütlesinin toplamı 16,8 gram arkadaşlar. Girenlerin kütlesine bakıyoruz. 12,8'de x toplanmış. 16,8'den arkadaşlar 12,8 çıkarıldığında 4,0 kalacaktır. Bu da X'in kütlesidir arkadaşlar. X'imiz A şıkkıdır. 4 gram da diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzdayız. Sabit oranlarla ilgili bir soru. H2O yani su bileşinde diyor. Kütlece birleşme oranım 1'e 8'miş diyor. Ne demek arkadaşlar sabit oran? 1 mol sudaki toplam hidrojenin yani 2 mol hidrojen var. Toplam oksijene oranı 1 mol oksijen var. Sudaki 2 mol hidrojenin 1 mol oksijene oranı neymiş? 1'e 8miş arkadaşlar. Bunu 1K'ya 8K diye yazıyorum. Sorunun devamında 54 gram su bileşiği oluşturabilmek için diyor. Gerekli hidrojen nedir? Gerekli oksijen nedir? diye sormuş. O zaman ben suyumun oranını buradan bulmam lazım. Suyumun oranı da hidrojen ve oksijenin toplamıdır. 1 artı 8K'dan 9K olmalıdır. Hidrojenimin oranı 1K'ydı. Yazıyorum zaten 2 mol hidrojenimin oranı 1K'dır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. 54 gram suya karşı gerekli hidrojen sorulmuş. Evet suyumun miktarı 54 olduğunda gerekli hidrojen nedir diye sormuş oluyoruz arkadaşlar. Buradan 9'dan 54'e 6 kat bir artış olduğunu görüyorum. O zaman 1'den de 6 kat artış olmalı. 6 gram hidrojen olmalı arkadaşlar. Sorunun devamında yine 54 gram suya karşı gerekli oksijen sorulmuş. Yine suyumun oranıyla oksijenimin oranı bana lazım. Yani 9K'ya oksijenimin oranı 8K arkadaşlar. Evet suyumun miktarı 54 olabilmesi için 6 kat artış olduğunu görmüştük. O zaman burada da 6 kat artış olmalı. 48 gram ne olmalı? Oksijen olmalı arkadaşlar. Cevabımız denizlidir. Oksijenimin miktarını başka nasıl bulabilirim? Suyumun miktarı arkadaşlar neydi? 54 arkadaşlar. Bunun içerisinden hidrojenimi çıkartırsam, hidrojenimi çıkartırsam yani 6'yı çıkartırsam geriye kalan 48 gram ne olacaktır? Oksijen olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuzdayız. Demir 3 oksit bileşiğinde kütlece birleşme oranımız 7'ye 3'müş. Yani 1 mol demir 3 oksit bileşiğinde 2 mol demirim var. 3 mol de oksijenim var. Bunların kütlece oranı da 7'ye 3 imiş. Birinci öncülde diyor 14 gram demir ile 6 gram oksijen tepkimesinden diyor 20 gram demir 3 oksit bileşiği oluşur mu diye düşünmeliyim arkadaşlar. Bakıyorum 14'ü demirin karşısına yazıyorum. 6 gramı da oksijenin karşısına yazıyorum. Katlarına bakıyorum. Bundan 2 kat kullanılmış. Bundan da iki kat kullanılmış olabilir mi? Olabilir. O zaman 20 gram arkadaşlar. 20 gram ne olacaktır? Bileşik oluşacaktır. Evet birinci öncülüm doğrudur diyorum. İkinci öncülüme bakıyorum. İkinci öncülüm içinde yine oranımı sabit oranımı yazıyorum arkadaşlar. 7'ye 3. 40 gram bileşik oluşması için diyor arkadaşlar. 7 artı 3. Buradan 10 gram bileşik oluşuyor arkadaşlar. 28 gram demir kullanıldığında diyor yani 28 gram demir kullanırsam 40 gram bileşik oluşur mu diye düşünüyorum ikinci öncülümü. Bakıyorum kaç katı arkadaşlar kaç katı kullanmış 4 katı kullanmış arkadaşlar 4 katı kullanmış. O zaman burada 10 gram oluşurken 10 gramın 4 katı da 40 gram olacaktır. İkinci öncülüm de doğrudur. Oksijen için yeteri kadar oksijen kullanmış diyor yani miktarı benden istemiyor. Ondan da 4 katı yani 12 gram kullanılmalı ama benden onu istemiyor arkadaşlar. Üçüncü öncülüme geliyorum. Üçüncü öncülümde yine arkadaşlar sabit oranımı yazıyorum. 2 mol demirime karşı 3 mol oksijenim arkadaşlar. Neymiş? 7'ye 3 arkadaşlar. Verilenleri yazıyorum arkadaşlar. 21'e 21 katlarına bakıyorum. Evet katlarına bakalım arkadaşlar. Bunun kaç katı? 3 katı arkadaşlar. Bunun da 7 katı arkadaşlar. Küçük kattan gidiyorum. Küçük katta 3. 7'den gidemeyeceğim. Dolayısıyla bundan 21 gram azalacak. Demir azalacak. Bundan da 3 katı 9 gram da oksijen azalacak. 21, 9 da arkadaşlar 30 gram bileşik oluşacak. 42 gram değil arkadaşlar. Üçüncü öncülüm. Ne olmuş oldu? yanlış olmuş oldu arkadaşlar. Cevabım 1 ve 2 Bursa olmuş oldu. Beşinci sorumuzdayız. X2 bileşiğinin kütlece %60'ı Y elementidir diyor. Buna göre 30 gram X2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir diye sorulmuş arkadaşlar. Bileşim X2. 1 mol X2'nin içerisinde arkadaşlar 1 mol X var. 2 mol Y var arkadaşlar. Bunların da kütle oranı Y'nin %60 olduğunu söylüyor. Kütlenin %60'ı Y, o zaman %40'ı da X olmak zorunda. Sadeleştirdiğim zaman 2'ye 3 olarak bulurum. Bunlara oran olduğu için K diyorum arkadaşlar. Bileşimin miktarı 30 grammış. Bileşimin toplam oranı ne yapar arkadaşlar? 5K yapar. 5K 30 gram diye düşünebilirim. Buradan K'yı 6 olarak bulurum. Y elementine bakıyorum. Y elementinin karşısında 3K varmış arkadaşlar. 3K. O zaman ne olacaktır? 3 çarpı 6'dan Y elementinin miktarını 18 gram olarak bulurum. Cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Yalnız sorularda dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki bileşikle buradaki bileşik bazen farklı verilebiliyor arkadaşlar. O zaman buradaki sabit orandan yararlanarak istenen bileşiğin sabit oranına gidip yine verilenlerden istenene geçmemiz gerekiyor. Altıncı sorumuzda arkadaşlar. X 2 bileşinde kütlece diyor. Bileşme oranımız 3 bölü 4'müş arkadaşlar. Buna göre diyor 28 gram x 2 bileşi elde etmek için kaç gram x gerekir diyor. x 2 bileşimin oranına bakıyorum. 1 mol x 2 için 1 mol x 2 mol y kullanmışım. Bunların oranı da 3'e 4 imiş arkadaşlar. Bunlara KK dedim. Toplam bileşim 7K arkadaşlar. Verilen bileşim miktarı 28 olduğuna göre buradan K arkadaşlar 4 olarak bulurum. Benden X elementinin gerekli miktarını istiyor. X element arkadaşlar karşısında ne yazıyor? 3K yazıyor. O zaman 3 çarpı 4 12 gram X elementinden gereklidir. 28 gram bileşik yapmak için cevabım Bursa'dır arkadaşlar. 7. sorumuzdayız. 14 gram X ile 8 gram Y elementleri artansız tepkimeye girdiğinde XY bileşiği oluşuyor diyor. O zaman burada kullanılanları sabit oran gibi düşünebilirim. Yani XY bileşiğinin sabit oranı için 1 mol X'in 1 mol Y'ye oranı. Yani evet 14'e 14'e 8 gram sadeleştirdiğinde 7'ye 4 olarak bulurum XY bileşiğindeki X'in Y'nin kütlece sabit oranını arkadaşlar. Burada 42 gram x ile diyor yeterince y ye, artansız tepmeye girdiğinde kaç gram bileşik oluşabilir diyor arkadaşlar. x'in karşısına 42'yi yazıyorum. 42'nin hepsinin harcanabilmesi için arkadaşlar kaç kat artış olmalı? 6 kat artış olmalı arkadaşlar. O zaman y'den de 6 kat artış olmalı. Ondan da 24 gram kullanılmalı arkadaşlar. İkisinin toplamı ne yapar? 66 gram x, y bileşiği oluşur arkadaşlar. Cevabım e şıkkıdır. Veya direkt 42, 7'nin 6 katıdır. 4, 7 daha 11'dir. 11'in de 6 katı 66'dır diye de düşünebilirim. 8. sorumuzdayız. 40 gram kalsiyum ile yeterli miktarda oksijen diyor tepkimeye girmiş. 56 gram bileşik oluşmuş arkadaşlar. Kaç gram oksijen kullanılmıştır diyor. Kütlenin korunumundan düşünebiliriz. Basit bir soru arkadaşlar. Kalsiyum oksit bileşiğimiz kalsiyum ve oksijenden oluşuyor. Kalsiyumdan 40 gram kullanmış. Oksijenden ne kadar kullanıldığı belli değil. İkisinin toplamının 56 olabilmesi için arkadaşlar bunun da 16 gram olması gerekiyor. Cevabımız denizlidir. Dokuzuncu sorumuzdayız. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşik deniyor. Birincisi kütlece 30 Y içeriyormuş. İkincisi ise kütlece %40 X içeriyormuş arkadaşlar. Buna göre iki bileşikteki diyor x elementleri arasındaki katlı oran nedir diye sormuş arkadaşlar. Katlı oranı bulabilmek için arkadaşlar x elementleri arasındaki y'lerin eşitlenmesi gerekiyor. Evet birinci bileşiğimin sabit oranlarına bakıyorum. Birinci bileşiğimde x'in oranının y'nin oranına kaçmış? y'yi vermiş. y 30 ise arkadaşlar x de 70 olmak zorunda. Yani 7'ye 3 olmak zorunda arkadaşlar. İkinci bileşimdeki x, y oranına bakıyorum arkadaşlar. İkinci bileşimde yüzde 40 x'i vermiş bana. 40'ı buraya yazıyorum. O zaman 60'ı da buraya yazmak zorundayım. 4'e 6 yani 2'ye 3 olur benim sabit oranım arkadaşlar. Burada x'ler arasındaki oranı bulabilmem için arkadaşlar y'lerin aynı olması gerekiyor. Y'ler zaten aynı arkadaşlar. O zaman direkt birincideki x'in oranının İkincideki x'e oranı arkadaşlar 7'ye 2 olmalıdır. Cevabım e şıkkıdır arkadaşlar. 10. sorumuzdayız. Öncelikle katlı oranları bir tanımlayalım arkadaşlar. Katlı oranları bir tanımlayalım. Katlı oranlar ne diye Katlı oranlar aynı iki elementin aynı iki elementin oluşturduğu oluşturduğu farklı iki bileşikte farklı iki bileşikte elementlerden birinin oranı elementlerden birinin oranı sabit tutulduğunda diğer elementler arasındaki oran diğer element arasındaki oran katlı orandır. Katlı oranının şartı neymiş? İki tane farklı element kullanılmalıymış. ve elementlerden birinin oranı sabit tutulduğunda diğer element arasındaki oran katlı oran imiş. Burada potasyum, mangan, oksijen 3 element kullandığı için hiç katlı oran var mı yok mu diye de bakmam. geçiyorum. İkinci öncülüme bakıyorum. Sodyum klorür, potasyum klorür. Burada da aynı farklı iki element kullanılmalıydı. Evet sodyum kulları kullanıldıysa burada da sodyum kulları kullanılmalıydı. İkinci öncülümde yanlış. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Azot oksijen kullanılmış. Azot oksijen kullanılmış. Aynı farklı iki element kullanılmış. Ve azotların oranı sabit tutulduğunda oksijenler arasındaki oranda 1 bölü 2. Evet üçüncü öncülümde katlı oran vardır uygulanabilir diyorum. Cevabım sadece 3'tür 5 şıkkıdır. 11. sorudayız. X ve y elementler arasında oluşan iki farklı bileşteki kütleler tabloda verilmiştir diyor. Buna göre X, A, Y, B bileşiğinde A ve B değerleri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle X'leri işlemem gerekiyor. X'leri işleyebilmem için 3 ile çarpıyorum. Burası 21 oldu. 21'e 21. Bileşiklerdeki x'lerin kütleleri eşit. Bu 2'yi de 3 ile çarpmam lazım. 6, 6 grama 8 gram olmuş oldu arkadaşlar. Sadeleştirirsem y'lerimin oranı 3'e 4. x'lerimin oranı eşitken x'lerimin oranı eşitken y'lerimin oranı 3'e 4. Bakıyorum burada y zaten 4. O zaman b'nin de kaç olması gerekiyor arkadaşlar? b'nin de 3 olması gerekiyor. Ne zaman b'nin 3 olması gerekiyor? Evet, x'lerim aynı olduğunda o zaman x'lerim aynıysa a çarpı x'in 3 çarpı x'i e de eşit olması gerekiyor. Buradan da yine a'nın da 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Baktığımda oranlar arkadaşlar 3'e 3 olmasını beklemiyorum. Zaten bunların sadeleşmesini bekliyorum. x3 y3 ne olacaktır? x y olması gerekiyor. O zaman 1 1 olan seçenek nedir? Denizlidir. Cevap D şıkkıdır diyorum arkadaşlar. 11. soruyu Katlı oran sorusunu arkadaşlar ikinciyi farklı bir yolla bulabilirim. Burada ne yapıyoruz? A ile 4'ü çarpıyoruz arkadaşlar. A çarpı 4'ü paya yazıyorum. Daha sonra B ile de 3'ü yazıyorum arkadaşlar. B çarpı 3'ü de yazıyorum. Tabloya geldiğimde A ile 4'ü çarpmıştım. 7 ile 8'i çarpıyorum. 7 ile 8'i çarptım. Daha sonra 21 ile de 2'yi paydaya yazıyorum ve çarpıyorum arkadaşlar. Sadeleştirmelerimi yaptığımda arkadaşlar A bölü B'yi bakalım. 4 ile 8'i sadeleştirdik. 2 kaldı. 2 ile 2'yi gönderdik arkadaşlar. Burada 7 ile 21'i sadeleştirdik. 3 kaldı. 3 ile 3'ü sadeleştirdik. 1 kaldı. A bölü B'miz 1 bölü 1 çıkıyor. Yani cevabımız denizli olarak çıkıyor. ikinci yol ile de. 12. sorudayız. X ve Y elementlerinden oluşan iki bileşikte diyor. X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranları grafikte verilmiştir diyor. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşiğin formülü X3, Y4'müş arkadaşlar. X3, Y4. İkinci bileşime de XAYB diyorum. İkinci bileşimin A ve B'sini benden istiyor arkadaşlar. Evet birinci bileşimdeki 3X'in 4Y'ye oranı neymiş arkadaşlar? Birinci bileşime bakıyorum. Evet buradan toplam x'in kütlesi 3'müş. Toplam y'sinin kütlesi de arkadaşlar 2 imiş. Sadeleştirmeleri yaparsam arkadaşlar burada 2 kalır. x bölü y 2 bölü 1 kalır. Buradan nasıl bir sonuç çıkartacağım? Bir tane x'in kütlesinin bir tane y'nin kütlesine oranı 2'ye 1'miş arkadaşlar. Evet ikinci bileşiğimin formülü x a y b yani buradaki sabit oranım a çarpı x'in B çarpı Y'ye oranı şeklinde verilmelidir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? İkinci bileşime bakıyorum. Şu noktadan bakıyorum. Toplam X miktarı 4. Evet. Y'nin oranı ise 3 arkadaşlar. Evet. Ben neyi biliyorum? X bölü Y'yi biliyorum. A bölü B çarpı X bölü Y yerine değerini yazıyorum. 2 bölü 1'i yazdım. 4 bölü 3'e eşitliyorum. Sadeleştirmeleri yaptığımda buradan A bölü B ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 oldu. O zaman bileşimde x2 y3 oldu arkadaşlar. Cevabım e şıkkıdır. Sınırlayıcı madde ile ilgili bir örneğimiz var. Karbondioksitin kütle oranı neymiş arkadaşlar? Karbon bölü oksijenin kütle oranı 3'e 8'miş arkadaşlar. Karbon ve oksijenden 24'er gram alındığında arkadaşlar en fazla kaç gram karbondioksit oluşur diye soruyor bize. Burada karbonun oksijene kütle oranı arkadaşlar nedir? 3'e 8'dir arkadaşlar. Verilen miktarlar 24'e er gram. Evet. Baktığımda arkadaşlar burada karbona göre bakarsam ne kadar karbondioksit oluşturabilirim? 8 kat oluşturabilirim arkadaşlar. Oksijene göre bakarsam 3 kat oluşturabilirim. Elbette küçük kata göre işlem yapıyoruz. Dolayısıyla 8 kata göre değil. 3 kata göre yapacağım. 3'ün 3 katı 9 gram karbon azalabilir. 8'in 3 katı 24 gram oksijen azalabilir arkadaşlar. Sonuçta azalanlar ne oluşturacaktır? Ürünü oluşturacaktır. Ürünüm de 24 artı 9'dan arkadaşlar 33 gram karbondioksittir. Artan miktara gelince 24'ten 9'u çıkarttığımda arkadaşlar 15 gram karbon artacak. Evet, oksijenden 24 gramdan 24 gramı çıkarttığımda kalmayacaktır. Küçük kat sınırlayıcıdır. Küçük kat ürünün ne kadar oluşacağını belirler arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar artanlı sorularda sınırlayıcı maddeyi bulmak çok önemlidir arkadaşlar. Bunun için bu konuyu daha basitleştirmek için helva örneğimiz var bir kişilik ne düşünüyoruz? Bir kişilik helva düşünüyoruz arkadaşlar. Bunun için de 2 gram şekerimiz ve 3 gram da arkadaşlar irmimiz gerekli olmuş olsun. Bana 6 gram şeker verilmiş. 6 gram da irmik verilmiş olsun arkadaşlar. En fazla kaç kişilik helva yapabilirim diye sorulmuş olsun. Şekere göre baktığımda 3 kişilik Helva yapabiliyorum. Neden? 3 kat arkadaşlar. İrmeye göre bakarsam 2 kişilik yapabiliyorum. Burada ben 3 kişilik helva yaptığımda irmik yeterli olmayacak. Dolayısıyla 3 kişilik helva yapamayacağım. Küçük kat kadar yani 2 kat kadar kullanabileceğim ikisinden de dolayısıyla küçük kat ne olmuş oldu? Sınırlayıcı olmuş oldu küçük kat sınırlayıcıdır. Neyi belirler? Ürünün miktarını belirler arkadaşlar. Ürünü belirleyen küçük kattır.